Asya Pasifik jeopolitiğinin de Orta Doğu üzerinde belirleyici olacağından bahsettiniz. Ki gerçekten de özellikle Çin'in Körfez bölgesine Xi Jinping Devlet Başkanı'nın gerçekleştirdiği ziyaretlerle birlikte işte Suudi Arabistan'la görüşme, Körfez ülkeleriyle görüşme ve ardından da bütün Arap ülkeleriyle yani çoğunluğuyla görüşülmesiyle birlikte burada Çin'in de gerçekten bölgeye verdiği önemi görüyoruz. Nitekim burada terör örgütlerinin özellikle son dönemde Afrika'yı hedef almaları da önemli bir gelişme olarak görünecek gibi görünüyor. Şimdi burada temelde Levant, Irak ve güvenlik meselelerinin ardından aslında İran ve Körfez ülkelerinin gelişmelerine bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yetim Hocam duyuyor musunuz? Mustafa Hocam. Ha, Hocam siz de Gökhan, bir merhaba. hocam merhaba, iyi akşamlar. Şu Kısa an sürede geliyor mu bir sesim acaba? geliyor hocam. Sizden de kısa sürede bir Körfez ülkelerinin 2022'ye dair dış politikada, ekonomide, güvenlik anlamda neler yaptığını öğrenebilirsek çok iyi olur. Sesim geliyor mu acaba şu Geliyor anda? hocam. Net, evet, geliyor. Hocam biz sizi duyuyoruz. Siz bizi duyabiliyor musunuz? Ben duymuyorum ama. İsmail Hocam siz duyuyor musunuz? Sanırım bir teknik problem yaşıyoruz ama Mustafa Hoca'yla. Duyuyorum Gökhan, İsterseniz duyuyorum. hocam İran'daki protestolardan, nükleer anlaşmaya yönelik İran'ın pozisyonundan, hani Rusya-Ukrayna savaşında da biliyorsunuz çok önemli bir aktör olarak ortaya Evet. çıktı. Körfez ülkeleri de Sesim geliyor mu acaba? tekrardan. Hocam duyuyoruz biz şimdi sizi. İsterseniz siz bir girip Tamam. çıkın hocam. İsmail Ha, Hoca'dan devam tamam. edelim. Bir sorun oluyor sanırım sizde. Yo, fark etmez. Hoca Tamam, da tamam. konuşabilir. Tamam, fark etmez hocam. İsmail Hocam siz buyurun isterseniz. Evet, İran'dan herkes. gelişmeler alabilirsek kısa sürede ardından Yetim Evet. Hoca'ya geçebiliriz. Evet, herkese iyi akşamlar. Aslında küresel sistemdeki büyük güç mücadelesi Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri gibi orta ölçekli ve küçük ülkelere aslında bir takım fırsatlar yaratırken bu mücadele özellikle ABD-Rusya mücadelesi, ABD-Çin mücadelesi bir takım dengeleme fırsatları yaratırken ki Xi Jinping'in ziyareti bağlamında da belki biraz sonra konuşuruz Körfez'e ne gibi fırsatlar yaratıldı. Bu manada İran'a baktığımız zaman aslında İran'ın Ukrayna ile Viyana arasında kaldığını ve aslında bu mücadelenin büyük güç mücadelesinin İran'ı Rusya ve Çin ekseninde daha fazla kaydırdığını görüyoruz. Çünkü Ukrayna savaşıyla beraber Rusya ile askeri angajmanının ciddi anlamda İran'ın arttığını görüyoruz. Özellikle bu drone satışları ve dronların Ukrayna'da kullanılması meselesi herkesin malumu. Bununla beraber askeri angajmanda Rusya ile ciddi işbirlikleri söz konusu İran'ın. Yine Çin'le ticari angajmanda ciddi bir artış var. Belki İran'ın doğuya bakış politikasının bu manada pekiştiğini ifade edebiliriz. Çünkü Viyana'daki müzakerelerden bir sonuç çıkmaması ve Biden yönetiminin artık ikinci yılını bitirmesiyle beraber anlaşmanın, nükleer anlaşmanın canlandırılacağına dair umutlar da artık yavaş yavaş ölmek üzere. Belki bunu ifade etmek lazım ve nihayetinde de İran ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. O nedenle bunlara baktığımız zaman başta ifade ettiğim gibi Ukrayna bir yan arasında kalan İran'ın Rusya ve Çin'e yaklaştığını ve geçen sene de Şangay İşbirliği Örgütü üyesi olarak kabul edilmesiyle beraber aslında gelecek sene tamamen Şangay İşbirliği Örgütü üyesi olarak bir pozisyon alacak ve Şangay İşbirliği Örgütü İran üzerinden Orta Doğu'ya komşu olacak. Belki gelecek sene bunun üzerinden belli açılımlar söz konusu olabilir. Nihayetinde Şangay İşbirliği Örgütü statik bir örgüt değil. Her toplantısında farklı bir yapıya bürünüyor. Ve aslında bu büyük güç çatışması içerisinde İran, Rusya ve Çin için ABD'nin Körfez'deki müttefikleri ya da NATO'daki müttefiklerine nazaran daha güvenilir bir partner. O nedenle belki gelecek sene Şangay İşbirliği Örgütü'nün Orta Doğu'ya açılımıyla ve Orta Doğu'ya gelmesiyle beraber tam üyeliğin gerçekleşmesiyle beraber İran'ın pozisyonunda buradan kaynaklı belki bir güçlenme söz konusu olabilir.
Ama mevcut konjektürde ABD ile Rusya arasındaki çatışma ve ABD ile Çin arasındaki çatışmada İran'ın mevcut yapısı itibariyle ve mevcut durumu itibariyle bir dengeleme yapma şansı söz konusu olmadı. Belki onu ifade etmek lazım. Bir başka İran'ın dış politika meselesi özellikle Azerbaycan'la ilgili ilişkiler ve Zengezur koridoru önemliydi. Özellikle Zengezur koridoru İran açısından ciddi bir tehdit olarak algılıyor. Belki bunu Türkiye bağlamında da defaatle ifade etmek lazım. Çünkü İran bu sene 2022 yılında bunu sürekli kendi basın yayın gündeminde tuttu ve hiç unutturmadı açıkçası. Ve dün baktığım yayınlarda artık Türkiye, Azerbaycan'ın Ermenilere soykırım yapmaya başladığından bahsetmeye başladı. Buradaki 2020'de bozulan Türkiye-İran ilişkileri ya da soğuyan Türkiye-İran ilişkilerinin doğal olarak Esad'la normalleşme ya da Suriye eksenindeki normalleşme meselesine de bir takım yansımalar olacaktır. Normalde 2017-2020 arası Türkiye-İran ilişkilerinde bir yakınlaşmadan bahsedilebilir. Çünkü Kuzey Irak Kürt referandumu, Katar krizi, Trump'ın gelmesi Türkiye ve İran'ı yaklaştırmıştı 2017'den itibaren. Fakat 2022. Karabağ Savaşı ile beraber ilişkilerde ciddi bir soğuma söz konusuydu. Bu Zengezur koridorunun gündemde olmasıyla beraber de aslında ciddi bir Türkiye aleyhtarlığı İran'da söz konusu. O nedenle Erdoğan aleyhtarlığı da ciddi anlamda İran'da söz konusu. Suriye'de Erdoğan yönetiminin en azından bir takım kazanımlar elde etmesi, özellikle seçimlerin yaklaştığı bir dönemde İran'ın pek istemeyeceği bir durum. Özellikle yine Rusya ekseninde bir moderatörlük yine İran'ın istemeyeceği bir durum. Bunları belki ifade etmek lazım. Oytun Hoca bunları çok ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Fakat İran parametresini ifade edecek olursak İran'ın şu an Türkiye'nin Esad'la görüşmesine sıcak bakmadığını, özellikle Rusya moderatörlüğünde sıcak bakmadığını ve mevcut hükümetin burada bir takım kazanımlar elde etmesinin özellikle seçime gidilen bir dönemde çok da istediği bir durum olmadığını ifade etmek lazım. İç politika itibariyle de zaten herkesin bildiği üzere 4. ayına giren bir protestolar durumu söz konusu İran'da. 500 kişinin öldüğü protestolardan, Mehsa Emini'nin ölümü sonrası yaşanan protestolarda 500 kişinin ölümünden bahsediyor. Fakat bu protestolar bir kadın protestosu veya kamusal alanda zorunlu kapanmanın protestosu olarak başlamış olmasına rağmen İşte cinsiyet, din, etnisite gibi farklı mahrumiyet yaşayan grupların sokağa döküldüğü ve farklı bir mahiyet kazandığı bir protesto şekline dönüştüğünü ifade etmek lazım. Özellikle son dönemde Kürt vilayetlerinde bu protestoların etnopolitik hareketlere dönüştüğünü, yine Irak masasındaki arkadaşların da ifade ettiği gibi buradaki etnopolitik meselenin dış uzantıları olduğu için İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin ve COMELA'nın Kuzey Irak'taki kamplarına da operasyonlar düzenlendiğini ifade edebiliriz. O nedenle 2022 yılı aslında İran açısından hem içeride hem dışarıda sıkıntılı bir dönem oldu ki 2023'e girerken de aslında huzursuz bir ortamda giriyor. Protestolar evet sönümlenmiş olmasına rağmen devam ediyor. Fakat 2023 yılında belki İran'ın en büyük meselesi olan nükleer müzakerelerle ilgili artık ümitler ölmüş gibi görünüyor. Yine Suudi Arabistan, İran normalleşmesiyle ilgili de birkaç şey söyleyecek olursak, aslında İran buna taktiksel bakıyordu. Başından beri içeride de konuşulan mesele hep bu şekildeydi. Yani İran'ın nükleer müzakereleri halletmeden Körfez'le normalleşmek gibi temel bir amacı yoktu. Fakat en azından Viyana'daki görüşmeleri baskılayabilmek ya da en azından burada bir enstrüman olarak kullanabilmek adına Suudi Arabistan'la bu müzakereleri devam ettiriyordu. Fakat Suudi Arabistan'la devam eden müzakerelerde çok büyük yol kat edilmediğini görüyoruz. Nihayetinde buradaki müzakerelerin Viyana'daki müzakerelerle bir ilerleme kaydetmesi söz konusu olabilir. Viyana'da bir başarı elde edemeyen İran'ın Suudi Arabistan'la da normalleşmeyi
kısa zamanda pek yapacağını söylemek mümkün değil. Belki burada Çin parametresi ifade edilebilir. Ona da istersen biraz değineyim. Çünkü Suudi Arabistan-Çin ilişkisi... Buyurun Buyurun hocam. Abdülkan. Buyurun hocam. Buyurun. Tamam. Çin'le ilgili mesele, Suudi Arabistan-Çin ilişkileri gelişirken yine Çin liderinin 9 Aralık'ta Körfez ziyareti, bunun hemen akabinde 13 Aralık'ta da Çin Başbakanı'nın Tahran ziyareti oldu. Yani aslında Çin Tahran'a şu mesajı da verdi. Evet, biz Körfez'le ilişkileri geliştiriyoruz ama bu ilişkilerin geliştirilmesi bir İran karşıtı değil. Bu mesajlar söz konusu. O manada aslında hem Körfez'le iyi ilişkiler gütmek isteyen Çin beraberinde İran'la da ilişkileri ciddi anlamda geliştiriyor. Başta da ifade ettiğim gibi İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olması ve tam üyeliğin gelecek sene prosesin gerçekleşip artık fiiliyata dökülecek olması bu manada farklı bir takım durumlar yaratacaktır. Belki onları gelecek senenin başında değerlendireceğiz. Şimdi Riyad ile Washington arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde gerçekleşti Çin liderinin Xi Jinping'in ziyareti. Bu manada önemli ki 5 ay önce zaten Biden ziyaret ettiğinde liderler konferansında demişti ki biz Körfez'i, daha doğrusu Orta Doğu'yu Rusya'ya, Çin'e ve İran'a bırakmayacağız. Bunların dolduracağı bir boşluk alanı bırakmayacağız demişti. Fakat bundan 5 ay sonra böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi ve önemli anlaşmaların yapılması bu manada önemli. Fakat belki dikkat çekmemiz gereken şey şu. Evet, ABD parametresi çok önemli. Körfez'in güvenliğini ABD'nin artık temin edemeyecek olması, özellikle bu Aramco saldırılarından sonra Körfez'in ABD'ye olan güveninin ciddi sarsılması ve ulusal güvenliği satın alma yönünde farklı yönelimler, özellikle Rusya'ya ve Çin'e yönelmesi söz konusu olmakla beraber aslında 2005'ten beri Suudi Arabistan'la Çin arasında ilişkiler gelişiyor. Belki onu ifade etmek lazım. 1999'dan itibaren de Çin liderinin 5. gelişi Suudi Arabistan'a. Yani yeni bir geliş değil. 99'dan beri ilişkiler Körfez'le Çin arasında ilişkiler derinleşiyor ve bunun bir takım nedenleri var. Sadece güvenlik eksenli ya da ABD'yi dengeleme eksenli değil. Nihayetinde bu Körfez ülkelerinin bir takım yeni vizyonları söz konusu. Belki sen de bunlara değineceksin daha ayrıntılı bir şekilde. Çünkü Körfez ülkeleri petrole bağımlı ekonomilerini dönüştürmek istiyorlar. Ve bu manada da aslında ortaya koydukları vizyonlar Çin'i gerektiriyor. Çin'in yüksek teknolojisini bir şekilde elde etmeleri gerekiyor. Bununla beraber Çin'le ciddi bir ticaret hacimleri söz konusu. Suudi Arabistan petrollerinin %25'ini Çin'e satıyor. Çin aldığı petrollerin %18'ini Suudi Arabistan'dan alıyor. Bu manada Çin de parasını, yuanı uluslararasılaştırmak istiyor. Özellikle Körfez'de büyük yatırımlara yönelmesinde de bu var. Yani yuanın uluslararasılaştırılması ve ABD dolarına karşı bir uluslararası para birimi olarak ortaya çıkması. Sadece küresel sistemdeki büyük güç mücadelesinin siyasi ve askeri olarak değil, bu manada aslında finansal anlamda da görünür kılmaya başlıyor. Bunun akabinde tabii ki askeri angajmanlar da var. Belki onu da ifade etmek lazım. Suudi Arabistan'la geliştirilen balistik füze projesi, özellikle bunu CNN ifşa etmişti. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Çin'in askeri tesis yaptığına dair Wall Street Journal'ın haberi bu manada önemli. Bunun akabinde hatırlarsanız F-35 projesinden Birleşik Arap Emirlikleri çıkartılmıştı. Belki son olarak ifade etmek gerekir. ABD bunlara nasıl bakıyor? Yani Körfez'in Çin'e yaklaşması, Körfez'in Rusya'ya yaklaşması vesaire, özellikle Çin'e yaklaşması ve Çin'le ilişkileri geliştirmesi, Çin'le ilişkileri derinleştirmesine nasıl bakıyor? Çin liderinin ziyaretinden hemen sonra Washington yönetiminden bir açıklama geldi. Biz Körfez ülkelerini ABD ile
Çin arasında bir tercih yapmak durumunda bırakmayacağız. Böyle bir şey istemeyeceğiz dediler açıkçası. Ama çok stratejik konularda eğer işbirlikleri gelişirse ki bu askeri işbirliğine dönüşürse açıkçası burada az önce F-35 meselesinde de olduğu gibi ABD'nin tutumu sertleşecektir. Evet, bugün küresel sistemdeki büyük güç mücadelesi orta ve küçük ölçekli ülkelere bir takım fırsatlar yaratıyor olmasına rağmen buradaki ilişkilerde bir takım stratejik noktalar, spesifik stratejik noktalar ABD açısından çok hassas olacağı noktalar olacaktır. İlerleyen zamanlarda da eğer bu yönde ilişkiler geliştirilmeye başlanırsa, tırnak içinde bir daha söylüyorum askeri ilişkiler anlamında, muhtemelen ABD'nin tutumu çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Gökhan. İsmail Hocam, değerli katılımlarınız için, fikirleriniz için teşekkür ederiz. Özellikle İran'ın bu doğuya bakış politikasındaki değişimler, işte nükleer anlaşmanın aslında şu an devam etmiyor oluşu, işte Katar'da da biliyoruz ki müzakereler vardı ama onlardan da pek sonuç alınamadı. Tabii ki burada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yani Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte de değişiyor bu durum. Mustafa Hocam, şimdi Mustafa Yetim Hocam, duyuyor musunuz? Ben duyuyorum ama benim Heh. sesim geliyor mu acaba? Evet hocam, geliyor. Hocam siz de hani süreye biraz daha riayet ederek Tabii, İsmail tabii, Hoca'nın tabii, tabii. bahsetmediği noktalardan